Şimdi biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle'nin insanı bir dişi ve bir erkekten meydana getiriyor. Ve bu dişi ve erkeği Allah-u Teala fıtrat gereği birbirlerine meyilli yaratmış. Yani insan duygu olarak da birbirlerine meyilli olarak yaratılmış. Daha önceki İslami sistemlerde, İslam'ın hakim olduğu dönemlerde böyle erkekle kızların yan yanında eğitim gördüğü bir kurumumuz yoktur. Gerek medreselerimizde, gerekse diğer eğitim kurumlarımızda böyle bir ortam hiçbir zaman oluşmamıştı İslam tarihi boyunca. Yani İslam'ın tasvip etmediği, Kur'an'ın tasvip etmediği bir uygulamadır. Son zamanlarda işte özellikle Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber ülkemize de batıdan esinlenerek, yani batının bir kültürü olarak bizim de örf ve adetlerimize yerleştirilmiş, bize ait olmayan bir kültürdür. Ve biz yıllardan beri uygulanan bu eğitimin bir faydasını da görmedik. Yani bizim çocuklarımızın eğitimden ziyade, bilgiden ziyade hem cinslerin birbirleriyle iltifatlarını, birbirleriyle daha çok iştigal ettiklerini görüyoruz. Birbirleriyle iştigal ettiklerinden dolayı kadın ve erkek arasındaki o duygu iletişiminden dolayı derslere konsantre, derslere adapte olunmadıklarını görüyoruz. Ve şu ana kadar da bu karma eğitimden hiçbir zaman ülkemiz fayda görmemiş. Faydadan çok zarar görmüştür. Hem eğitim alanında zarar görmüş, hem de aile kurumu açısından zarar görmüş. Yani küçüklüğünden beri bir kadınla, bir kızla, bir erkeğin yan yana büyüdüğü ve ta liseye kadar, üniversiteye kadar ve iş hayatına kadar birlikte bütün duyguları paylaşan bireylerin aile hayatlarının da sağlıklı yürümediklerine biz şahit oluyoruz. Dolayısıyla hem aile kurumumuzu korumak, hem eğitim kalitemizi, eğitim sistemimizi yükseltmek, hem de istemediğimiz, istenmeyen, hoş olmayan manzaraların, vakaların gerçekleşmemesi için de bu karma sisteme bir an önce son verilmesi ve kendi özümüze dönmemiz gerektiğine inanıyoruz. Eğitim Bilsen Şanlıurfa Şubesi olarak karma eğitime karşı olmadığımızı ama karma eğitimin dayatılmasına karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Özellikle bu tür konularda vatandaşa seçme hakkının mutlak verilmesi gerekir. İşte ailesi, velisi, anne babası istiyor ise kız olan okula, istiyor ise erkek olan okula ya da istiyor ise karma olan eğitime vermesini tabii ki biz o seçme hakkının olmasını istiyoruz. Özellikle karma eğitimi ile ilgili çıkan tartışmaların ideolojik yapıdan ziyade rejim meselesi gibi algılandığını, halbuki bunun pedagojik eksende tartışılması gerekir. Hali hazırda özellikle İşte eğitim düzeyinde gelişmiş ülkelere baktığımız zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa ülkelerine baktığımızda tek cinsiyetli okullarda karma eğitim verilen okullara göre daha çok başarılı olduklarını görebiliyoruz. Hali hazırda madem işte Avrupa'yı, gelişmiş ülkeleri baz alıyor isek bunu da kendi pedagojik araştırmamızı, çalışmalarımızı yaparak görebiliriz. Bu konuda biz sendik olarak bu tür dayatmadan ziyade velinin isteği doğrultusunda bu kararın verilmesini istiyoruz. Artı uzun süre yapılan araştırmalar var. Bu araştırmalar sonucunda tek cinsiyetli okullardaki eğitim kalitesinin, başarısının yüksek olduğu ispatlanmıştır. Dolayısıyla hali hazırda gelişmiş ülkeler buna doğru yönelirken bizim ülkemizde hala karma eğitim mevcuttur.
olabilir. Bakın buna da saygı duymak gerekir. Ama velinin isteği doğrultusunda tek cinsiyetli okulların da mutlaka artırılması, o düşüncesine uygun çalışmanın yapılması gerekir.